Otomotiv piyasası hareketli günler geçiriyor. Özel tüketim vergisinde matrahlarda değişiklik yapılmasıyla birlikte otomotiv markaları fiyatlarını güncellemeye başladı. Bazı marka ve model sıfır otomobillerde 50-60 bin lira civarında düşüş yaşanması beklenirken ikinci el piyasasında da akıllarda fiyatlar düşer mi sorusu belirdi. Sıfır otomobillerde düşüş yaşanması halinde ikinci el otomobillerde de düşüş beklentisi artan vatandaşlar şu an için beklemeye geçti. Fiyatların dengeye oturmasıyla alım yönünde karar vermeyi düşünüyor. Fethiye'de galericilik yapan Behçet Aktu, ÖTV indirimin gelmesinden bu yana müşterilerinin arttığını belirtip, vatandaşların sıfır araç bulmadıklarını, bulsalar da sadece belirli araçlara ÖTV indirimi uygulandığını kaydetti. İkinci el piyasasında çok hafif bir yansıması olur çünkü millet bunu bir umut olarak görüyor. O yüzden hani işlerde bir yavaşlama olur ama bana kalırsa bizleri çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü üretimi çok az olan ya da nasıl anlatayım, olmayana hemen hemen bir ÖTV indirimi geldi. Zaten pahalı araçlara bizim bu bölgede çok fazla rağbet yok. Herkes yetişemiyor. Hani belli bir kriterimiz var. Hani belli bir üst rakam düzeyimiz var. Benim kendi müşteri portföyümden bahsediyorum size. Çok fazla bir etkileyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu ÖTV zammı geldiği günden beri bizim satışlarımız oldukça hatta iki bile katladık şu anda. Yani sıfır araç yerine ikinci araçlara rağbet daha fazla. Tabii. Çünkü sıfır araçlarda ÖTV indirim gelen araçlar bulunmuyor. Yani bulunuyor ama çok sınırlı sayıda. Hani öyle bir bol bir üretim yok. Üretim kıtlığı var bu çiple alakalı. Bu üretim kıtlığından kaynaklı zaten yaptıkları indirimlerde belli bir limitin üzerindeki araçlara indirim yaptılar. Bunun da tabii piyasaya çok fazla sadece işte bir umut, hani millet araba fiyatları düşecek umuduyla belki bir ikinci elde yavaşlama olabilir ama onun dışında pek bir açıkçası zarar olacağını düşünmüyorum. Aktu, sıfır araçlara gelen matrah değişikliğinin ikinci el piyasasına çok fazla etki etmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Şu anda galerilerde de çok fazla sıfır araç yok. Zaten geçen seneki o absürt yükselişten dolayı bütün galerici arkadaşlar, biz dahil sıfır araç alıp bunları kendi tezgahımızda sattık. Tabii bayilerle olan ikili ilişkilerle alakalıydı bu durum. Hani bayiler satalım da nasıl satılırsa satalım modunda değillerdi o dönemde. Hani satmamaya çalışıyorlardı. Ama bayilerle arası iyi olan bazı bizim gibi esnaflar işte hatırla gönülle bayilerdeki araçları alıp kendi üzerine bir miktar, belli bir miktar kar koyarak kendi tezgahlarında sattılar. Bu yıl çok fazla sıfır arabaya yönelen galerici arkadaşım açıkçası yok.